sonunda belli bir rakamı belli bir seviyeye düşmeye başladılar. O yüzden de işte bir aşamaya gelinmek üzere diyeyim. Bitti diyemeyiz. Bir noktalara doğru gidiyor. Artık bayağıdır çok uğraşıyoruz. Çünkü çok büyük rakamlar yani 30 milyonlar bonservis 30, yani verilen teklifler öyle olunca tabii çok sıkıntı oluyor. Bildiğiniz gibi 32 milyon maaş teklifi bizim bütçelerimizin ne kadar üstüne çıkabilsek de bu işin bir sınırı var. Financial fair play var. Birçok şey var. Tabii ki hepimiz istiyoruz, taraftarımız da istiyor ama şöyle düşünmemiz gerekiyor. Çok iyi oyuncular aldık yüksek bütçelerle. Çünkü genel fiyat seviyesi de onu da söylemek istiyorum. Suudi şeyinden sonra o değişiklikten sonra geçtiğimiz senelere göre 2 katı 2,5 katı artan bir çok pardon hapşıracak gibi oldum. 2 2,5 katı bazı şeylerde 3 katına yakın artan bir fiyat var. Genel fiyat seviyesi sadece belli bir fiyat limitindeki oyuncular için değil. Ama Financial Fair Play'de bir şey değişmiyor. Bizde tersine gelirimizde işte 2 ay öncesine bakarsak %40'a yakın bir devalüasyon var. Bunların hepsi bizim realitemiz. Hem herkesin mutlu olacağı, hepimizin takımımızı üst düzeye çevirecek oyuncular transfer edip hem de Financial Fair Play sorunu yaşamamız lazım. Çünkü o sorunu yaşarsak Avrupa'da oynayamıyorsun. Transfer yasağı geliyor. Bu tip şeyler olduğu zaman iyi oyuncuların sende olmasının bir anlamı kalmıyor. O yüzden de Icardi'de artık belli aşama kaydettik. İnşallah bizim son limit rakamlarımıza gelirse finalize olabilir.